Yeni Gün Başlıyor programından herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün 14 Aralık Salı. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla karşınızdayız. Radyo ve televizyonları aracılığıyla bizleri izleyen sizlere hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Şayet bizleri seyir halinde takip etmekteyseniz kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Bugün gazete başlıkları ve haber merkezimizde hazırlanan haberleri sizlerle sunacağız ama... Bu hafta önemli bir hafta, özellikle dün gün boyu beklediğimiz bir haber vardı. Aslında daha öncesinde bugüne dair açıklama yapılacağını bildiğimiz, bildirildiği asgari ücretle alakalı artış dün için gün içerisinde açıklanma durumu söz konusuydu. Ya da böyle bir bilgi gün içinde dolandı. Dolayısıyla ülke genelinde gün boyunca asgari ücrete ilişkin toplantının açıklaması yapılacak diye bekledik. Fakat dün asgari ücret görüşmeleri yapılmadı. Bugün yapılacak diye bekliyoruz ama bugün içinde kesin bir e, toplantı kararı söylenmedi. Bu hafta içerisinde son toplantının yapılacağını sadece biliyoruz. Bugün de olabilir, yarın da olabilir. Asgari ücret e, Zam toplantısı artış toplantısının dördüncüsü gerçekleşecek ve toplantının nihayetinde de asgari ücret zam artışı e, açıklanacak. Tüm Türkiye kenetlenmiş bir şekilde olmasa da böyle e, gözünü kulağını bu toplantıdan gelecek karara yöneltmiş durumda. Tabii hal böyle olunca bir taraftan da piyasalarda hareketli dün dolarda yeniden bir hareketlilik yaşandı. Sadece dolar değil dövizde bir hareketlilik yaşandı ve dövizin yanı sıra altında yine yükselişe geçti. Böylesi hareketli bir durum var. Ülke gündeminde bir taraftan asgari ücretin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar varken bir taraftan da bazı ekonomist diye ifade edilen kimliği bulunan kişilerde asgari ücrete zam yapılmasın diyor. Sebebi de asgari ücrete yapılacak zamla beraber ekonomideki enflasyondaki hareketlilik veya enflasyonun zaten yeter, çok yüksek olmasıyla beraber buna bağlı olarak piyasalardaki hareketlilikle yeniden alım gücünün yükselmesine işaret ederek öyle bir artışın yapılmamasını daha insani buluyor vesaire tüm bu gündemle birlikte bu haftayı geride bırakacağız. Kazasız belasız inşallah bugün de beklediğimiz haberleri alırız. Sadece bu konu değil, her kim nereden hayırlı haberler bekliyorsa Mevlam tez zamanda hayırlı haberler almayı, nasip etsin. Beklediğimize ulaşabilmeyi, korktuklarımızdan emin olduklarımıza nail olabilmeyi Mevlam cümlemize nasip etsin diyoruz. Kıymetli izleyenler program boyunca bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 0549 693 82 82 numarasını kullanarak WhatsApp üzerinden bize yazılı mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Gazetelerimize geçmeden önce Covid tablomuzu ekrana getirelim. aşağıitamızla birlikte son verileri bir kez daha gözden geçirelim. Evet aşı haritamız ekranda. Covid tablomuz. <laughs> Dün itibariyle yurt genelinde 351.536 Covid testi yapılmış durumda. Bunlardan 18.796'sı pozitif olarak neticelenirken 171 vatandaşımız Covid nedeniyle hayatını kaybetmiş durumda. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Öte yandan 23.242 iyileşen sayımız bulunuyor. Evet sayılarımız, verilerimiz bu şekilde. Birkaç gün içerisinde Türkiye'deki sayılar üzerinden bakarsak tabii bu bir çıkarım yapmak adına değil ki ben ne zaman bu noktada bir çıkarım yapmak için konuşsam ee, sayılar her an değişiyor. Yeniden bir yükseliş trendine giriyor. En son böyle olduğunda artık üzerine konuşmayacağım demiştim. Bunu yine konuşmuyorum olarak sayın ama başka bir yere işaret edeceğim. Şu anda dünyada bir hareketlilik var. Neden? Yeni bir varyant var. Bu varyant omikron varyantı. Ee, Belçika'da çıktı. Belçika'da, Brüksel'de gözlendi. Fakat e, dediler ki Afrika'da ortaya çıktı. Bu gerçek ortaya çıktı dedi. Sonunda herkes anladı ki bu aslında Afrika ile ilgili değil. Avrupa'nın göbeğinde Belçika'da, Brüksel'de omikron varyantı hayatımıza, lugatımıza, günlük yaşantımıza, konuşmalarımıza girdi. Bununla alakalı kimi uzmanlar e, tehlikeli olmadığını söylerken kimileri de oldukça tehlikeli olduğunu e, duyurdular bize. Yine Aşı çalışmaları kapsamında aşı yapan özellikle Biontech firmasının sahibi Türk bilim insanı da başta mevcut aşılar omikron varyantı içinde yeterli korumayı sağlar dedi. Birkaç gün sonra takriben 4 gün kadar sonra omikron varyantı için yeni bir aşı gerekebilir dedim. Böylesi karışık bir ortamda yarının ne olacağı belli olmayan ortamda dünyada özellikle batıda Avrupa'da omikronla alakalı daha böyle sağlam hareket etmek daha isabetli kararlar almaya çalışılıyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde bazı kentlerde yeniden kapanmalar konuşuluyor. Bazı kentlerde kafe ve restoranlarda alkol satışı sınırlandırılmaya başlandı. Yeniden kısıtlamalar gündeme geliyor. Öte yandan omikron varyantından ilk can kaybı İngiltere'de yaşandı. Hal böyle olunca dünya üzerinde bazı noktalarda da Covid protestoları daha doğrusu Covid-19 kısıtlamalarına yönelik Protestolar gerçekleşiyor. Onlardan bir tanesi de Çekya'da, eski ismiyle Çekya Cumhur Çek Cumhuriyeti. Ama artık dilimize alıştırmamız gereken ismi ise Çekya. Çekya'nın başkenti Prag'da. Halk. Covid-19 kısıtlamalarını protesto etmek için sokağa indi, eylem yaptı, protesto gösterisi düzenledi. Hemen her gün Avrupa'nın bir kentinden protesto gösterilerine tanık oluyoruz. İşte onlardan birini ekrana getireceğiz. 5 numaralı haberimizi arkadaşlarımız hazırlarlarsa Çekya'daki protesto gösterilerini ekrana getirelim. Çekya'nın başkenti Prag'da öğle saatlerinde aşı karşıtları, hükümetin zorunlu aşılamayla ilgili hazırladığı kararnameyi protesto etmek için bir araya geldi. <laughs> Çekya'yı açacağız hareketi tarafından düzenlenen yürüyüşe 5000 kişinin katıldığı tahmin edilirken, protestoya çıkarılacak olan yeni kararnameyle zorunlu aşılama kapsamına giren itfaiyeciler, sağlık görevlileriyle tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi. Göstericiler ellerinde çekya bayraklarının yanı sıra %0 politikacı eşittir %100 barış, çocukları devletin idaresinden koruyalım, doğal bağışıklığa sahip sağlıklı insanların iğrenç ve haksız ayrımcılığa uğramasına son verelim ve bizi öldürtmeyin yazılı pankartlar taşırken sık sık özgürlük, bittik, adalet zindanda ve hükümet utansın gibi sloganlar attı. <laughs> Göstericiler hükümet konağına ardından başkanlık sarayına yürüdü. Başkanlık Sarayı'nın önünde yapılan konuşmaların ardından göstericiler olaysız bir şekilde dağıldı. Gösteri sırasında polis park halindeki bir araca zarar vermeye çalışan bir göstericiyi gözaltına aldı. Çekya'da hükümetin hazırladığı kararnameye göre 60 yaş ve üstü kişilerle sağlık görevlileri, polisler, itfaiyeciler, askerler, sosyal hizmet görevlileri gibi meslek gruplarıyla Tıp Fakültesi öğrencileri için aşı 2022 yılının Mart ayından itibaren zorunlu hale gelecek. Çek ya da önümüzdeki hafta kurulacak yeni hükümetse mevcut hükümetin çıkarttığı zorunlu aşılama kararnamesini kaldıracaklarını duyurmuştu. Evet, batıda durum bu şekilde. Bu manzaraları görünce, gördükçe ülkemizdeki uygulamalara aslında şükrediyoruz. Başlangıçta aşıyla alakalı yapılan çalışmalar Türkiye'de de geniş yankı uyandırmıştı. E, bazı tepkileri neden olmuştu. Zorunlu aşı bizde olması söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları bu yöndeydi. Asla ve asla kimseyi zorla Aşı yaptırmayı düşünmüyoruz. Fakat zorla olmasa da bir takım e, uygulamalar insanları aşıya yönlendirme ya da halk arasındaki ifadeyle aşı olmaya mecbur bırakılma durumu ortaya çıkmıştı. Ama dünyadaki örneklerine baktığımız zaman yine Türkiye'deki uygulamaların en hafifi olduğu gözümüze çarpıyor. Buna da şükür diyoruz. Şimdi gazete başlıklarıyla güne başlangıç yapacağız. İlk gazetemiz Yeni Akit gazetesi. Yeni Akit gazetesi manşetinde <laughs> gıda teröristleri işte böyle çalışıyor başlığı yer alıyor. <laughs> Özür diliyorum. Kur operasyonlarını ve seçim yaygaralarını fırsat bilerek AK Parti ile orta ve alt gelirli seçmenini birbirine düşürmeyi amaçlayan <laughs> gıda teröristlerinin muhalefet ve fondaş medyayla işbirliği yaparak yıl içindeki suni zamlarla suni zamları köpürtüp fiyatların normale dönmesini ise gizlediği ortaya çıktı. 2018-2021 yılları arasında özellikle yağ, peynir, zeytin, süt, yumurta, domates, patates, soğan, yoğurt gibi gıda ürünlerinde 63 defaya varan artışlar yapan fiyat spekülatörleri piyasada zam furyası algı oluşturup Fiyatlardaki düşüşleri ise görmezden geldiği belirlendi. Kırmızı ette büyük oranda zam indirim furyası yaşandı. Yemekteki dana kuşbaşının kilogram fiyatı 2018-2021 yılları arasında 108 defa etiket değiştirdi. Bunlardan 63'ü zam, 45'i indirim yönünde oldu. 2018'de yılbaşı ve yıl sonu fiyatı sabit kalan kuş başına 2019'da %11, 2020'de %10, 2021'de %33 zam yapılarak kilo fiyatı 92,95 TL'ye kadar yükseltildi. Süt fiyatı 2018'den bu yana 44 defa değiştirilerek 24 zam, 20 indirim yapıldı. Bir marka söylenmiş biz onu söylemeyelim burada bir marka 1 kilogram sütün fiyatı artış inişlere rağmen 2020'de başlangıçtaki 5.5 TL'lik fiyatını yıl sonunda da korudu. 2021'de ise süt 5.5 TL'den 11.75 TL'ye çıkıp %53 şişirildi. Market raflarında patateste 3 yılda 150 defa etiket değiştirildi. 2019 yılında 4.45 TL olan fiyat mahalli seçimlerin ardından yıl sonunda %98 gerileyerek 2.25 oldu. 2020 senesinde 2.25 TL'den 2.4 TL'ye çıkan patatesin fiyatı 2021'de 2.4 TL'den 1.59 TL'ye inip tekrar 4 TL'ye çıkarıldı. Yumurta fiyatları da kaosçuları deşifre etti. Yine bir markayı işaret ederek devam ediyor Akit gazetesi. Onlu yumurtanın market etiketi 3 senede 38 defa değiştirildi. 2019'da 6.25'ten 7.35 TL'ye, 2020'de 7.35 TL'den 12.5 TL'ye, 12,5 TL'ye yükselen yumurta 2021'de zam indirim perdesi altında 12,5 liradan 9,9 liraya kadar düşmesine rağmen yüksek zam algısı yapıldı denilmiş. Sürmahşette ise terör hamili CHP'nin geninde var başlığı atılmış. 94 seçimlerinde Depi meclise sokan chp CHP zihniyeti terör hamiliğine günümüzde de devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü döneminde yüzden fazla teröristi kuruma doldururken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da terörle iltisaklı 557, 557 kişiye kadro verdiği ortaya çıktı. Akide konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, PKK'lıların kamuda istihdam edilmesi Türk milletine hakaret, Kürtlere ise zulümdür dedi. Milli Beka Hareketi YİK üyesi Hasan İlter ise kamu, kurulması, kamu kurumlarını örgüt militanlarıyla doldurdular. CHP değişmedi ve değişmeyecek terör hamiliği bunların genlerinde var diye konuştu. Hani bir söz vardır ya, e, zafere giden her yol mübahtır diye e, bu işte zaferi bu sözü alıp farklı şekilde değerlendiriyor olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi zafer nedir? İktidar olmak ya da zafer nedir? E, mevcut hükümeti indirmek <laughs> seçimle indirmek diyelim biz yine. E, dolayısıyla da bu yolda başvurulan her yol bu amaçta bu Uğur'da başvurulan her yol mübah görülüyor. Dolayısıyla olayın terörle işte başka bir şeyle ilgisi de bakılmıyor ve mübah görülen hareketleri eee yelteniliyor gibi geliyor. Bilmiyorum. Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdik. İthalat ve ihracat arasındaki makas giderek kapanıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre geçen yılın Ekim ayında 93 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında bu yılın aynı döneminde 3 milyar 156 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. <laughs> Bu sayılar önemli. Bu sayılar önemli ama bunları değerlendirirken ki parametrelerimiz de çok önemli. Bunları söylediğimiz zaman olaya şu şekilde bakarsak birileri bizim bunu böyle değerlendirmemizi istiyor. Bu da durumu gülünç hale getiriyor ve ortadaki emekleri de zayi ediyor. Nedir o? İşte İhracat yapılıyor, ihracatta rekor kırılıyor, sınır kapılarında, gümrük kapılarında her gün çıkan, çıkış yapan tır sayısı rekor üstüne rekor kırıyor, e, cari açık kapanıyor. Bunu söylediğiniz zaman bizden şöyle bakmamızı istiyorlar, e, ne olmuş yani benim cebim para mı gördü? Ben 5 liralık sütü bugün 10 liraya alıyorsam ihracat yapmışım bana ne? yerli milli üretmişim bana ne? Düşük faiz işte yüksek bana ne kardeşim bundan? Ben aldığımı verdiğimi bilirim. Bu şekilde bakmamızı istiyorlar. Neden? Bu bir bireysel bakış açısı. Bunu 84 milyonu 84 milyon birey haline getirip bütünlüğü ortadan kaldırıp Herkesin kendini düşündüğü, kendi çıkarını düşündüğü bir araya gelip devletçe, milletçe hareket edilmesinin önüne geçmek istiyorlar. Peki nasıl bakmamız lazım? Bu bir artı gelişme. Peki yeterli mi ülkeye, işte cebimize giren paraya, enflasyona, alım gücüne, refah seviyesine yeterli mi? Hayır değil. Peki ne olacak? Bir dahaki ay daha iyisi. Bir dahaki ay daha iyisi. Bir sonraki yıl çok daha iyisi. Bir sonraki yıl çok daha iyisi. Bu böyle devam ettiği takdirde o zaman uzun vadede bambaşka bir noktaya geleceğiz. Peki bu söylediğim hayal mi? Oho Ömer kardeş böyle bir şey söylüyorsun ki yani buna ömür yetmez. Niye yetmesin? Niye yetmesin? Bu devlet dün kurulmadı ki. Biz yüzyıllardır bu topraklardayız. Yüzyıllardır milyonlarca insan geçti bu topraklardan. Bizden sonra da inşallah milyonlarca insan gelecek oğullarımız, kızlarımız, torunlarımız, neslimiz bu topraklarda hüküm sürecek. Dolayısıyla burada bir hayat devam ediyor. Ve refah seviyesi yüksek olan ülkeler bu sistemlerini tabii onlar kan üzerine kurmuşlar, sömür üzerine kurmuşlar ama onlar da dünden bugüne yapmadılar ki. Yüzyılları bulan bir süreç, onlarca yıl üzerine konularak yapılan bir sistemle bugün bu noktaya geldiler. Bunlar o duvarın birer tuğlaları, her gün bir tuğla üzerine konulacak. Her gün bir tuğla üzerine konulacak ve daha sonra bir bakacağız ki koskoca bir duvar olmuş. İşte bunun için önemli bir adım. Parçaları topladığımız zaman ihracatta bu yapılıyor, üretimde bu yapılıyor. İşte inşallah asgari ücreti güzel bir artış olur, vatandaş memnun olur, piyasada hareketlilik olur, para hareketliliği olur, alım satımlar, işte bu stokçulara ciddi yaptırımlar yapılır, ölü kesilir. Bu fiyatlarla ilgili hükümeti zora sokmaya çalışanlar tespit edilir, önü alınır. Herkes iyi insan olur. O zaman bir masal diyarına döner ülkemiz. Neden olmasın? Vahdettin Köşkü'nde ekonomi zirvesi. Dün özellikle tüm Türkiye'nin beklediği o işte bir toplantı o görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz spekülatörlerinin kur oyunları ve stokçuların piyasaya yönelik manipülasyonları sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi kur oynaklığının ve fahiş fiyat artışlarıyla bunlara yönelik tedbirlerin ele alındığı 5 saatlik görüşmeye kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Öte yandan haftanın ilk işlem gününde döviz kurlarında yaşanan sağlıksız fiyat oluşumları sebebiyle Merkez Bankası piyasaya satım yönünde müdahale etti. 14.48'e kadar çıkan dolar akşam saatlerinde tekrar 13.80 seviyelerine geriledi. Manşetin hemen solundaki başlıkla devam ediyoruz. Batı sömürdü, Türkiye el uzattı. Afrikalı akademisyen ve tarihçiler Türkiye'nin kıta ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin batılı güçlerin kurduğu ilişkilerden çok farklı olduğunu belirterek batılı güçler Afrika'yı sömürerek kendilerini güçlendirirken kıtanın kaynak ve ham maddelerini sömürdüler. Türkiye ise insanlık, kardeşlik, karşılıklı, işbirliği ve ortaklıkla Afrika halklarının kendi kaynaklarını kullanmaları ve geleceklerini belirlemeleri için çabalıyor dedi. HDP'nin İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine HDP İstanbul İl Örgütü'nün 4. olağan kongresi için soruşturma başlattı. Kongrede PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar atıldığı ve örgütsel maçlar söylendiği tespit edilmişti. Şöyle bir bakıyoruz. Evet. İslam düşmanı Fransa 21 camiyi daha kapattı. İslam düşmanı Macron'un ülkesi Fransa'da Müslümanlara ve kutsallarına saldırılar sürüyor. Fransız televizyonuna konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'in 21 camiyi kapattıklarını, 6 cami ile ilgili kapatılma sürecinin de devam sürecinin devam ettiğini söyledi. Darman'in camilere ve imamlara yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı Mart'ta 20 bin personel olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin person sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıklayarak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayında ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır dedi. Bu haberle birlikte Yeni Akit gazetesini tamamlıyor. Milli Gazete'ye geçiyoruz. <laughs> Milli Gazete manşetinde son model modelsizlik başlığı atılmış. Ekonomide birkaç yıldır devam eden sıkıntılı hal bir türlü kontrol altına alınamazken enflasyon dizginlenemiyor ve döviz kurundaki oynaklık piyasaları sallamaya devam ediyor. Siyasi iktidarın ekonomiye yaklaşımı soru işaretlerine neden olurken İktidar kanadından yeni bir modele geçiyoruz açıklaması geldi. İşin ilginci iktidar kanadı kendi içinde bile ne modeli olacağına karar veremedi demiş. Farklı ifadeleri de buna örnek göstermiş Milli Gazete. Mesela Çin modeli. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayı başında 6 ay sonra Altı ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin de böyle büyüdü diyerek ekonomide Çin modelini örnek aldıklarını açıkladı. Sonra ise Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, ekonomide yeni model Güney Kore modeli, Çin modeli bizim için asla olamaz çünkü ölçeği farklı bir demokratik yönetim yok. Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke. Dolayısıyla benzeteceksek Güney Kore ihracat odaklı kalkınma modeline modellerine benzetebiliriz dedi. Üçüncü olarak da yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Nebati ise iktidarın ekonomide uyguladığı modelin Çin modeli olmadığını söyleyerek bu Türkiye modeli dedi. Ekonomideki yeni modelin ne olduğu anlaşılamadı denilmiş. <laughs> Sövmahşette ise 16 aylık esaret sona erdi deniliyor. Mescid-i Aksa muhafızı olarak bilinen 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Rais Salah 16 ay tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Şeyh Salah'ın serbest kalması tatlı dağıtılarak tekbirler, ravay fişek gösterilerinin yanı sıra Rayit Aksa'nın şeyhi kanımız canımızla sana geliyoruz Aksa sloganları eşliğinde kutlandı denilmiş. Biz de görüntülerimizi ekrana getirelim. 3 numaralı haberimiz arkadaşlarımız ekrana getirirlerse Mescid Aksa'nın muhafızı Şeyh Rayit Sala 16 ay sonra serbest kaldı. Mescid-i Aksa muhafızı olarak bilinen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Rayit Salah, 16 ay tutukluluğun ardından serbest kaldı. Şeyh Salah'ın avukatı Ömer Hamayisi, Şeyh Salah'ın serbest bırakıldığını, İsrail'in kuzeyindeki evine doğru gittiğini aktardı. Şeyh Salah'ı serbest bırakıldığı İsrail'in Megiddo hapishanesinin önünde onlarca kişi karşılarken, Ummul Fahm'da da yüzlerce kişinin Salah'ı bekleyişi sürüyor kent sakinleri Şeyh Salah'ı tatlı dağıtarak tekbirler, havai fişek gösterilerinin yanı sıra Rayit Aksa'nın şeyhi kanımız canımızla sana geliyoruz Aksa sloganları eşliğinde bekliyor. Filistin 1948 İslami Hareketi'nin Kuzey Kanadı'nın lideri Şeyh Rayit Salah hakkında daha önce verilen hapis cezasına yapılan itirazın İsrail Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine 16 Ağustos 2020'de 17 aylık fiili hapis cezasını çekmek üzere İsrail makamlarına teslim olmuştu. <laughs> Şeyh Raid Salah, tutukluluğunun başladığı 16 Ağustos 2020'den bu yana tek kişilik hücrede tutuluyordu. Yeniden Milli Gazete'den başlıklarla devam ediyoruz. Ekonomimiz, ekonomimiz iyi, dövizden başka sorunumuz yok. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin kapanış toplantısına katılmak üzere gittiği Erzurum'da ekonomiyle ilgili açıklamalar da yaptı. Bakan Pakdemirli, Türkiye zor bir coğrafyada olmasına rağmen 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alabilecek bir ülkedir. Sadece biraz daha sabır. Türkiye'nin ekonomik değerlerinin hepsine, hepsinde döviz dışında ana meselesi yok gibi gözüküyor sözleriyle ekonomik tabloyu değerlendirdi. <laughs> Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle ikinci el otomobil piyasası da hareketlendi. Ancak şişirilen fiyatlar sebebiyle otomobilini satan vatandaş aynı otomobili bir hafta sonra sattığı fiyatın fazlasına alabiliyor. Bu ikinci elle alakalı özellikle daha önce haberini paylaştığımız ve önerildiği gibi haberdi. Bu hacizle haciz, haciz edilen... Yedi Emin otoparklarında bulunan, devlete ait olan, e, hazineye dahil edilmiş olan bu araçları devlet bir e, pazar kurarak, uygun fiyattan satarak hem onların çürümekten kurtarır, hem devlete bir gelir olur, hem de piyasaya <laughs> e, ucuz, daha uygun, makul fiyatlarda ikinci el araba sunmuş olur. Bu hem alıcının işine gelir, hem de piyasadaki fiyatların düşüş, düşmesine neden olabilir? Tabii bu noktada şöyle bir şey de olabilir. Bu galericiler, al satçılar vesaire bunları takip edip bunları almaya kalkar, alıp yine üzerine koyup fazla fiyatlarla satabilir. Ama ciddi düzenlemeler ve tedbirler alınırsa yapılabilir. Hatta bunu ülke genelinde bir tanzim satış noktası gibi de düşünebiliriz. Nasıl ki geçtiğimiz yıllarda fiyatların sebze fiyatlarının artmasıyla birlikte devlet duruma el koymuş ve tanzim satış noktaları oluşturmuştu. Özellikle faiz fiyat uygulayanlara, etik yüksek etiket uygulayanlara yönelik de devlet böyle bir e, hareket yapmıştı. Benzeri otomotivde de yapılabilir. İkinci el araba piyasasında yapılabilir. Devlet diyebilir ki aha da hodri meydan işte tazim satış noktası uygun fiyattan araba satıyorum. İstiyorsanız siz o fiyatlara satmaya devam edin diyebilir. Asgari ücrette karar haftası. Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücret bu hafta belli oluyor. Tarih konusunda resmi bir açıklama yapılmazken toplantının 15 Aralık çarşamba günü AK Parti grup toplantısı sonrası gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanacak rakam içinse tahminler 4000 TL'yi gösteriyor denilmiş. Evet, e, <laughs> dün için işte 5'te beşte yapılacağı, 5'ten sonra açıklanacağı söylenmişti. Daha önce söylenen Salı günü 14'ü gibi bir tarih verilmişti. E, bugün de e, toplantının yarın yapılacağını okuyoruz, paylaşıyoruz. Tabii bu zaten kesin bir tarih değildi. Görüşmelerin başladığı ilk zamanda da tahminen 14'ünde son toplantıyı yapmayı ve kararı açıklamayı düşünüyoruz ama bu öncesinde ya da sonrasında da olabilir. Sadece bunu çok daha uzatmamayı düşünüyoruz demişlerdi. Bu haftanın içerisinde bitmesi halinde de zaten önceki yıllara göre o erken bir vakitte durum neticelenmiş olacak. <laughs> Başkentin yeni otobüsleri yolda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkente kazandırılan 85 otobüs için aset sona eriyor. Başkent yeni otobüsleriyle buluşuyor programı düzenledi. Törende konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022 yılı sonunda 355'i yeni otobüs ve 22'si dönüştürülmüş elektrikli otobüs olmak üzere 377 aracımızı Ankaralıların hizmetine sunmuş olacağız dedi. Ankara'ya ve Ankaralılara hayırlı uğurlu olsun. Ee, umarım itmek zorunda kalmazsınız. Hani yeni otobüs niye böyle bir şey düşünüyoruz? Ee, İstanbul'dakiler de yeniydi ya da bakımlarıyla yeni gibi işliyorlardı ama her geçen gün sayıları artıyor. Bozulan, arıza yapan ya da yanan otobüslerin sayısı. Bu haberle birlikte Milli Gazete'yi de tamamlıyoruz ve Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi manşetinde ABD'nin gizli katliam hücresi başlığı var. ABD'nin Suriye'de resmi kayıtlardan bile gizlediği katliam birimi ortaya çıktı. 20 kişiden oluşturduğu, oluştuğu tahmin edilen talon, e, biz Türkçe'sini söyleyelim, pençe örs isimli hücre 2014-2019 arasında insansız hava araçlarıyla sayısız sivil öldürdü. Birimde çalışan eski bir subayın anlattığına göre 50 kişinin bulunduğu binanın bombalanması katliamlardan sadece biri. New York Times duyurdu. New York Times'ın duyurduğu Pençe Örs DEAŞ'ta mücadele için kuruldu. Gizli yapılanmanın amacı saldırıların hızını artırmaktı. Çünkü ABD'ye göre sivillerle DH üyelerini tasnif etmek istenilen sonucun alınmasını güçleştiriyordu gizli hücre PKK-YPG'den istihbarat alarak sivilleri öldürmeye başladı. Hücre hava saldırılarında Elfair füzeleri ve lazer güdümlü bombalar kullanıldı. 2018'de Suriye'deki sivil katliamların Afganistan'dan 10 kat fazla olduğuna dair raporlar olduğu biliniyor. Haberde Hücrenin Suriye'nin kuzeyinde bir çimento fabrikasında karargah kurduğu da belirtiliyor. Bu Fransız Farj'ın suçlara ortak olduğunu gösteriyor denilmiş. Diğer başlıklara şöyle bir baktığımızda ekonomide 3,1 milyar dolar cari fazla. Üretim ve istihdamın İstihdamı önceleyen ekonomi modeli sonuç vermeye başladı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ekim'de 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. 12 aylık cari açıkta 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. Gerilemede ihracat ve turizm gelirlerindeki artış etkili oldu. Perakende satış hacmi Ekim ayında %15,2 artarken toplam ciro endeksinin aynı dönemde yıllık bazda %47,5'e yükselmesi dikkat çekti. Toplam ciroların satış hacmini 3'e katlaması zamların cirolara yansıması olarak yorumlandı. Omikron'da ilk ölüm programın girişinde bahsetmiştik. Koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen varyantı Omikron'da ilk ölüm gerçekleşti. İngiltere'de yaşanan can kaybını Başbakan Boris Johnson duyurdu. Omikron vaka sayısının 3000'i bulduğu ülkede hükümet bazı önlemleri geri getirdi. Marketler ve toplu ulaşım araçlarının ardından tiyatro ve sinema salonlarında maske sorunlu hale geldi. Bu haberle birlikte Yeni Şafak gazetesini de tamamlıyor. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Evet, sel can aldı denilmiş Milliyet gazetesinde. Edirne'de etkili olan sağanak yağmur ve meydana gelen su baskınları nedeniyle ev ve yollarda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı. Enez ilçesine bağlı Sultaniçi köyünde yaşayan Murat Güneş, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Kentte metrekareye 125 kilogram yağış düştü. Bununla alakalı haberimiz 10 numarayı arkadaşlarımız hazırlarlarsa aslında bu görüntüler ilk baştaki, Görüntüler. Daha sonra boyutları biraz daha yükseldi, daha e, ağırlaştı Edirne'deki durum ama biz biraz fikir verebilmesi için yok mu? Peki, peki görüntülerimiz şimdi ulaşamıyorsak e, kalabilir görüntülerimiz dursun. Peki devam edelim. Ermenistan'da karşılıklı temsilci atanacak. Mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'la da istişare ettik. Yakın Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Hatta Ermenistan atadı, biz de temsilcimizi belirledik dedi. Çavuşoğlu ayrıca Erivan-İstanbul arasındaki Carter uçuşlarının da önümüzdeki süreçte başlayacağını duyurdu. Evet, Ermenistan'da normalleşme görüşmeleri yapılıyor. Bu işte ne olacak? Oradaki gerginliği azaltalım. işte savaşı bitirelim. Herkes güvenli hayatına dönsün diyor diyoruz. Fakat dün bu gündemin yanı sıra sosyal medyada bir görüntü konuşuldu. Ermenistan'da amatör kümede yer alan bir takımın oyuncuları soyunma odasına girerken kapının eşiğini sermiş oldukları Azerbaycan bayrağına basarak üzerine basıp işte tükürüp üzerinde tepinmek suretiyle hakaret ederek e, kameraya poz verdiler, görüntü verdiler. E tabi bu e, insanı rahatsız etmekle beraber, sinirlendirmekle beraber biraz da komik geliyor. Zira işte Karabağ'da mühimmatları, işte tankları, topları, tüfekleri bırakarak kaçan Koca bir mühimmat mezarlığı, bir e, teçhizat mezarlığı gibi bırakıp kaçan ordusunu olan ülkenin amatör kümede top koşturan futbol takımı böyle tepki veriyor. İlk mi? Değil. Ben daha önce çok gördüm. Benzer görüntüleri çok gördüm. allah e, Allah'u Alem Azerbaycan tarafından da böyle bir şey görmedim genelde hani bizim coğrafyalarımızda şey vardır ya da dünya genelinde protesto amacıyla işte zulmeden zalimlerin bayrakları yakılır. İşte kukla yapılır, onlar yakılır temsili bayrağı yakarsın ama bayrağı yere atıp üzerinde tepinmek, üzerine basmak resmi bir bayrağı yapılan bir tutum değil çünkü kendi bayrağımıza saygı duyduğumuz gibi başkalarının da bizim bayrağımıza değerlerimize saygı duymasını isteriz Azerbaycan da aynı şekilde davranırdı ben genellikle e, hiç görmediğimi hatırlıyorum daha doğrusu gördüğümü hatırlamıyorum ama Ermenistan'dan bunu hep görürdüm askeri tatbikatlar yapıyorlar işte e, tuğlalar var diyelim ki biriketler var bunları e, Azerbaycan bayrak renginde boyamışlar askerler e, Gösteri yaparken o tuğlaları kırıyor. Kırılan tuğlalar Azerbaycan bayrağı şeklinde. İşte ne bileyim e, e, bayrağın üzerinde tepinmek, atlamak, zıplamak gibi komikçe çocukça tepkiler veriliyor. O tepkiyi vereceğiniz yer orası değil. Ama doğru yerde de olamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Evet, bu haberle birlikte Milliyet gazetesinin de tamamlamış olalım. Sabah gazetesine şöyle bir göz atalım. Bize dair bir şey var mı? Bir bakalım. 30 yıldır PKK'ya direnen baba. Evlat nöbete tutan Nurettin Ödümlü terör örgütü iki canımı aldı, bir canımı daha onlara vermeyeceğim. PKK 91'de Ödümlü'nün kız kardeşini katletti, cenazede babası da kalpten öldü. Köy koruyucusu, köy koruyucusu olan yedi çocuk babası Ödümlü hayatını PKK ile mücadeleye adadı. Şimdi de daha kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Yusuf'un hain örgütten oğlu Yusuf'u hain örgütten kurtarmak için evlat nöbeti tutuyor demiş Sabah gazetesi. Evet, bu haberde Sabah gazetesinden şimdi de Türkiye gazetesine geçelim. Türkiye Gazetesi'nde manşette ekonomide kritik hafta başlığı atılmış piyasalar faiz kararlarını bekliyor. Piyasalar haftaya hareketli başladı. ABD'nin yüksek enflasyon rakamlarıyla kurdaki gerilim tırmandı. Dolar 14.75 TL'yi gördü. Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesiyle dolar 13.80'in altına indi. Cumhurbaşkanı Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankalarının genel müdürleriyle görüştü. Perşembe günü alınacak faiz kararı öncesinde son durum ele alındı. Bu hafta ABD'nin yanı sıra Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. Verilecek mesajların beklentilerin şekillenmesi ve fiyatlama açısından kritik olacağı belirtiliyor. Bu arada Asgari Ücret Komisyonu bu da milyonların merak ettiği rakamı bu hafta duyuracak. Piyasalardaki son gelişmelerin asgari ücret üzerinden etkilerinin de etkilerinin olacağı belirtiliyor denilmiş. Bu senenin israf tablosu 215 milyarı çöpe atmışız. Dünya ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor ancak israf bitmek bilmiyor. Yılda 26 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu miktar 215 milyar TL'ye karşılık geliyor. İsraf bitse fiyatlar %25 düşecek. Enflasyon da en az 6 puan gerileyecek. Tabii ki iş sadece bununla düzelmesin ya düzelmez, düzelmeyecek ya da yeterli olmayacak ama bunu da düzelttiğimizde bakın enflasyona nasıl katkı sağlıyor? Ülke ekonomisine nasıl katkı sağlıyor diye düşünürsek o zaman anlamlı. Yoksa enflasyonu düzeltmeye buradan başlarsak her şey yoluna girdiğinde tekrar devam ederiz. Oysa bizim ekonomiye bu yönüyle katkı yapmaktan önce israf haramdır ifadesini hayatımıza tatbik etmek. Dolayısıyla önce israftan kurtulmak. Kurtulduğumuz takdirde de hem bireysel hem de toplumsal olarak bize yansımalarını göreceğiz. Evet, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Altında gramın çeyreği dönemi. Altın fiyatları uçtu. Gram 830 TL'yi, çeyrekte 1350 lirayı görünce çeyrek gram satışları patladı denilmiş. Ne kadar enteresan değil mi? gram altın e, önceden böyle şirin görünüyordu. Hediyelik. Aa çok enteresan. Ben bunu çeyrek zannediyordum. Demişliğimiz çoktur. Çoğumuz da belki de gram altına ilk karşılaşmasını bu şekilde yaşamıştır. Hayatımıza böyle girdi. Şimdi de hayatımızın lüksleri arasında yerini aldı. Gramın çeyreği e, bu şekilde giderse tabii Kendimizle barışık olabilmek, dertlerimizle barışık olabilmek adına söylüyorum. Yoksa birilerini e, incitmek adına değil. İleride e, takı töreninde yeniden kağıt takılar kullanacağız ama para olarak değil. Kağıdın üzerine çeyrek altın yazıp e, damadın gelenin yakasına iliştireceğiz. Altının artık adı olacak. Kendisi ise görene helal olsun, aşk olsun şeklinde. Evet, Türkiye Gazetesi'nden... Aktarabileceğimiz haberlere şöyle bir bakıyorum. Araya gideceğiz ama. Peki dönüşte Türkiye Gazetesi'nden devam edelim bitirmeyelim. Türkiye Gazetesi'nin önce para, hava ve yol durumu ekrana gelecek ardından reklamlar sonrasında da kısmetse. İnşallah biz burada olacağız. Yeni gün başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz 0549 693 82 82 numarasını kullanabilirsiniz. Reklam öncesinde Türkiye Gazetesi'nden başlıkları aktarıyorduk. Gazeteyi tamamlamamıştık. Oradan devam edelim ve diğer gazetelerimize geçelim. Türkiye Gazetesi'nde Omikron'un 5 belirtisi başlığıyla devam edelim. Türkiye'de 6 kişide görülen COVID-19'un yeni varyantının 5 belirtisi dikkat çekiyor. Tespit edildiği ilk, gün, ilk günden bu yana omikronu inceleyen uzmanlar en dikkat çeken belirti boğazda tahriş ve kaşıntı diyor. Diğer belirtileri ise yorgunluk ve buna bağlı olarak aşırı bitkinlik, kendi kendine geçen hafif ateş, gece terlemesi ve vücutta ağrılar, son olarak da kuru öksürük omikron varyantının öne çıkan belirtileri arasında. <laughs> 2022 sınav takvimi belli oldu. Yüz binlerce genci ilgilendiren sınav tarihleri netleşti. YKS 18-19 Haziran'da, KPSS lisans sınavı ise 6-7 Ağustos'ta gerçekleşecek. MHP'li Yücel Bulut bilirkişi senedi süratli bir şekilde incelemeli, savcılar daha etkin rol üstlenmeli, sahteliği konusunda kuvvetli şüphe olan senetlerin teminatsız şekilde işlem görmesi engellenebilir dedi. Mağduriyete karşı tedbir senede savcılar el koysun başlığıyla bu haber verilmiş. Son günlerde bu imza ile dolandırılan iş adamları ve vatandaşlar konusunda Sayılar yükseliyor. Vatandaşların e, mağduriyetlerine yasa karşısında bir şey yapılamıyor. Dolayısıyla bir e, tedbir olması adına MHP'li Yücel e, Bulut bu şekilde bir öneride bulunmuş. Bu haberle birlikte Türkiye'yi de tamamlıyor. Akşam gazetesine geçiyoruz. Akşam gazetesinde... Melek için çifte müebbet başlığı yer alıyor. Ablası Melek Aslan'ı öldüren Mustafa Aslan ve onu azmettiren arkadaşı Orhan Vatansever müebbet hapse çarptırıldı denilmiş. Hemen yanındaysa İstanbul'da ekonomi zirvesi. Başkan Erdoğan ekonomi yönetimiyle İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi deniliyor ayrıntılarını az önce aktarmıştık. Zav, zamlara rağmen satış arttı. Ekimde Ekim ayı perakende satış endeksine göre Ekimde satış hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %15.2 arttı. Gıda dışı satışlarda artış %24.5 oldu. Erivan'a Carter Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin yürüttüğü kapsamlı dış politikada atılan adımları sıraladı. Ermenistan'la karşılıklı özel temsilci, temsilci atayacağız. Erivan'la Carter uçuşlarını açacağız. Üçüncü Türkiye Afrika Ortaklığı Zirvesi ile yeni döneme giriyoruz. 20 lider 8 bakan katılacak. Libya'da seçim öncesi tüm taraflarla temastayız. Libya meclisinden bir heyet gelecek. ABD ile sorunların çözümüne odaklanırken işbirliğimizi geliştirmek için de çalışıyoruz. 43 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetleri tamamen veya kısmen sona erdi diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Kayıp şehitler aranıyor. Kurtuluş Savaşı'nda son çatışmaların yaşandığı Bandırma Ay Yıldız Tepe mevkiinde Deli Halit Paşa ve 72 askerin mezarlarının bulunması için çalışma başlatıldı denilmiş. Hemen altındaysa 9 teröriste imha. MİT-TSK Irak'ın kuzeyindeki Garada terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonu düzenledi. Güvenlik kaynaklarından alınan alınan bilgiye göre operasyonda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ve bir diğer başlıksa engelli ressamı bile yalana alet etti şeklinde. Kılıçdaroğlu engelli Muhammed Yalçı'nın babasının iş istediği Altındağ Belediye Başkanı Balcı'nın bez verelim masaları silsin dediğini iddia etti. Balcı iddiayı yalanladı. Muhammed kardeşimizin ailesinin bugüne kadar bizden bir talebi olmadı. Kılıçdaroğlu'ndan düzeltme bekliyoruz dedi. Evet bu haberle birlikte şöyle başlıklara bir taraftan da göz atıyoruz. Okurken neleri sizlerle paylaşabiliriz diye bu haberle birlikte tamamlıyoruz. Akşam gazetesini de ve diriliş postasına geçiyoruz. Diriliş postası manşetinde Şubat'a kadar sabır denilmiş. Tarım Bakanı Pakdemirli gıda fiyatlarındaki olağanüstü yükselişin kuraklık ve üretim azlığıyla açıklanamayacağını belirterek dünyada bir gıda terörü esiyor dedi. Fiyat artışlarında gıda ve emtialara yönelik büyük fonlara dikkat çeken Bakan Pakdemirli düşüş için şubat ayını işaret etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarındaki olağanüstü artışı değerlendirdi. Pakdemirli gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Türkiye'de de artış var. Belirli yerlerde kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var. Ama bugünkü fiyatların artışını ortaya koyacak bir şey yok. Fiyatlardaki aşağı yönlü hareket için Şubat ayını işaret eden Bakan Pakdemirli, Dünyadaki büyük fonlar da pandemi sebebiyle daha önce hiç girmedikleri kadar gıda ve emtiaların üzerine girmeye başladı. Şubat ayında Şubat ayından itibaren bu emtiaların üzerinden dünyadaki büyük fonların çekileceğini düşünüyoruz diye konuştu. <laughs> Şimdi stokçular düşünsün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçulara caydırıcı cezalar verilmesine ilişkin talimatı üzerinde harekete geçen AK Parti çalışmalarını tamamladı. Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 8 maddeden oluşan teklif stokçulara 2 milyon liraya kadar ceza verilmesini öngörüyor denilmiş. Umarız bu ceza stokçuluk yapan fahiş fiyatlarla Para kazanan insanların canını yakacak cinsten olur. Bize göre çok, bize göre hayal, bize göre uykularımızı kaçıracak miktarda bir ceza bu ya da bir miktar. Fakat bu işten faiz kazanç elde edenler için umarız ki bir çeres parası olmaz. Ceza can yakıcı olmalıdır. Ceza caydırıcı olmalıdır, bir başkaları için önleyici olmalıdır. O noktada ümit ederiz ki etkili olur. Gurur tablosu demiştir İliş Postası. Genelde bu tabloyu, bu gurur tablosu diye verdikleri tabloyu Cumhuriyet Gazetesi layıklık elden gidiyor şeklinde verir. Milletin medarı iftarı olan hafızların sayısı 2016'dan sonra %50 artarak 178.266'ya yükseldi. Son bir yılda 11.266 çocuğumuz hafızlık belgesi aldı. 78.000 öğrenci ise hafızlık eğitimini sürdürüyor. Türkiye dijital dünyanın çocuklarımıza kurduğu tuzaklar ve ahlaki yozlaşmaya odaklanırken güzel haberler de geliyor. 2021 yılı içerisinde Kur'an kurslarında eğitimini tamamlayan 11.266 kişi hafızlık belgesini aldı. Belge alan toplam hafız sayısı 178.266'ya ulaştı. 78 bin öğrencinin hafızlık eğitimi ise sürüyor. Hafız sayısının artmasında 28 Şubat zorba uygulamalarının kaldırılması etkili oldu. Darbeciler 8 yıllık kesintisiz eğitimle 1732 Kur'an kursuna kilit vurmuştu. Kereş değil, teleskop. Te Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP'lilerin yer... HDP'lileri yerden yere vurdu. HDP'nin çocukları kaçır kandırdığını hatırlatan Varank, "Birileri parti binalarından daha gönderdikleri çocukların ellerine kalaşnikof verirken biz Diyarbakır çocuklarının ellerine bilim üretsin diye teleskop veriyoruz." dedi. PKK marşı okudular. Önceki gün gerçekleştirilen HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi'nde terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. PKK terör örgütü marşları söylendi. Ayrıca örgüte ait paçavralar da kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör kongresi, terör kongresine ilişkin soruşturma başlattı. Öte yandan HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi'nde HDP İstanbul İl Başkanı seçilen Ferhat Encü'nün PKK'nın Cudi'deki kampına giderek 20 gün eğitim aldığı ortaya çıkmış terör propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülmüştü. SİHA'lar hava gücünü değiştirdi. ABD merkezli Bismarck Analiz Analisis Politik Risk Danışmanlığı Şirketi'nin kurucusu Samo Burja, Türk sihalarını kaleme aldı. Burja, sihalar için beklenmedik bir oyuncu çıka geldi. Tüm dünyadaki hava gücünü değiştirdi ifadelerini kullandı. Türkiye petrollerinin Suriye sınırında yaptığı petrol keşfinin yankıları Avrupa'ya kadar uzandı. Yunanistan basınında Türkiye'nin doğal gaz ve petrol çalışmalarına dikkat çekildi. Ee, Türk petrolleri, Türkiye petrollerinin keşfi e, keşif duyurusu ele alındı denilmiş. Evet, işte hani hep o, e, ilk bölümde bahsetmiştik ya, bir duvar o inşa etmeye çalışıyoruz ve her hamle bir tuğla görevi görüyor. Tek başına ele alındığında e, bizi örtmeye, bizi gizlemeye ya da tehlikelere karşı set olmaya muktedir olmayan bir tuğla parçası ama bunlar gibi onlarca tuğlanın bir araya gelmesiyle bir duvar oluşabileceğine işaret etmiştik. İşte o duvarın tuğlalarından birisi e, petrol aramaları, işte kuyular açılıyor, petrol, akaryakıt e, çıkartılmak üzere, doğalgaz üzere yeni sondajlar yapılıyor. Peki tüm bunlar şöyle bir şey söyleyeyim sadece gerisini siz tahmin etmeye ya da araştırmak için bir başlangıç adımı olarak kabul edin. bir anda bölgemizden petrol fışkırmaya mı başladı? Hani bunu şöyle yorumlayanlar da var. Milletin ağzını susturmak için, milleti oyalamak için devlet habire bir yerlerde petrol çıkarıyor, bir yerlerde gaz çıkarıyor. Ne petrolü gördük, ne gazı gördük. Bu söylem eğer ki kasıtlı değilse bile insanların bakışını odaklanması gereken yeri ve düşünmesi gereken şekli olumsuz etkileyeceği için yanlış bir düşüncedir diyebiliriz. Neden? Çünkü bu bakış açısının sıra bir de şöyle bir bakış açısı var. Bugüne kadar çıkartılmıyor olması var olmadığı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü bugün baktığımızda 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce burada petrol yok deyip kapatılan kuyular Buradaki rezerv yetersiz ya da buradaki rezerv tükendi diye kapatılan kuyuların bugün yeniden gözden geçirildiği ya da daha önceden tespit edilmesinin üzerine bugün sondajının gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bunlar her şey bunlar yarınlar için atılan adımların başlangıcı. Neden şimdi? İşte o neden şimdi'nin cevabı da neden dolar 14 liranın cevabıyla aynı. Neden 2023'ün cevabıyla aynı? Bir duvar örmeye çalışıyoruz. Birileri ise bu duvarın tuğlalarını birer birer yıkmaya, parçalamaya çalışıyor. Bu haberle birlikte diriliş postasını da tamamlayalım. Tamamladık ve Milat gazetesine geçiyoruz. Miras gazetesi manşetinde indirim yapın başlığı yer alıyor. TESK zorunlu araç sigortası bedellerinin düşürülmesini istedi. Vatandaşlar da en azından fiyatların kura göre değişmeyip sabit tutulmasını ve araç muayene ücretlerinin düşürülmesini bekliyor. Araç zorunlu sigorta fiyatlarında ve araç muayene bedellerinde indirim istendi. En azından fiyatlar sabitlenmeli. Bunu aracı olanlar düşünsün denmesin lütfen. Piyasadaki en düşük bedelli otomobilleri düşünün. Bugünkü hayat şartlarında çoğu aile için otomobil zaruri ihtiyaç. Kim ne kadar çok kazanıyorsa fedakarlık bedeli de o kadar çok olmalı. Adalet bunu gerektirir. Sigorta devleri hiç gözümüz yok. 20 yıl boyunca çok iyi kazandılar. Şimdi 20 karın şimdi karın bir bölümünden vazgeçme vakti. Bu bedeller gariban arabalarının sahiplerini çok zorluyor denilmiş. Araba gerçekten zaruri bir ihtiyaç. Yani modeline, markasına bakarak belki bu fikir değişebilir ama bugün arabası olması bir insanın zengin olduğu anlamına e, gelmemeli. Gelmemesi lazım. İşte fiyatların, şartların, standartların o hale getirilmesi lazım. Tabii ki bugün ister istemez araba fiyatlarına baktığımız zaman bugün bir araba sahibi olmak zengin olmayı gerektiriyor. Ama arabanın bir aracın bineğin zaruri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özellikle cumartesi günü yaşadığımız bir durum üzerine ben de dedim ki yani Allah imkan versin, fırsat versin de muhtaç olmayalım kendi arabamıza binelim diye. Bakın otobüs dolmuş ya da metro değil. İmkanımız nispetinde gideceğimiz yere işte Esenler'den Bağcılar'a gideceğiz. Takriben 4-5 kilometrelik bir mesafeye gidecektik ve bunu ailecek gideceğimiz için de dedik ki hızlı ve güvenli bir şekilde vakit kaybetmeden taksiyle yapalım. Taksiye binmek bu noktada bizi zorlamayacaktır. Benim aracım yok. Ehliyetim var cüzdan da duruyor ama aracım yok. E, otobüse binmek, bir de bulunduğum yerden otobüs için yürümek, bindiğim otobüs tam olarak yerime götürmüyor. Beni inip bir daha yürümem ya da binmem gerekecek astarı yüzünden pahalıya geliyor. Öyleyse biz taksiye binelim gidelim dedik. Bir buçuk gibiydi. Saat bir buçuk gibiydi. Taksi beklemeye çıktığımızda bir de biliyorsunuz taksi bekleyenlerin şöyle de bir sorunu var. Aman saat üçe denk gelmeyelim. Niye? Değişim saat. Paranızla rezil olmanın ne demek olduğunu o zaman görürsünüz. Birine beddua edecekseniz inşallah değişim saatinde taksi beklersin de bulamazsın diye beddua edebilirsiniz. Gerçekten can yakıcı. Saat bir buçukta başladığımız taksi arayışı 40 dakika 45 dakika sürdü. Öyle hani çıkmaz sokakta, dağda, bayırda bir yerde de değiliz. Oldukça hareketli bir yol ağzında, dört yol, beş yol ağzı gibi bir yerdeyiz. Sürekli arabaların geldiği, geçtiği bir yer. Bana göre yeterli miktarda taksi yoktu. Gelenlerin de hemen hemen hepsi doluydu. Ve benimle beraber o yol ağzında 3-4 noktada da taksi bekleyen insanlar vardı. Ve artık iş çığırından çıktı. Biz yürümeye başladık. Yürüyerek başka bir yere gittik. Bir araç bulduk. Aracı sahibi de dedi ki bize e, aracı değiştireceğim saat 2. 2'yi çeyrek geçiyor, 20 geçiyor. Artık Çile'den çıkıyoruz. Yani bu değişim saati 3'tü. Bunu da bir saat önemi çektiniz? Bir saat önceden mi değiştiriyorsunuz diye. Sonra baktım ki bunu diyen abi 5 e, metre ötemde, 10 metre ötemde arabayı döndürdü, getirdi. Orada şoförle değiştiriyor. Bakıyorum. Hani o şoför arabayı hemen alacak mı, önden bir hazırlığı mı var, bir hesap kitabı mı var? Baktım direksiyon doğru geçiyor. Koştum yanına gittim, yüzüme bakıyor. Açtım kapıyı, bana nereye diye sordum, hiç cevap vermedim. Taksicinin böyle bir soru sormaya yetkisi yok. Aracı değiştirecek olan da yeni alanında. Böyle bir soru soramaz, sorarsa da benden o cevabı alamaz. Oturduk. Ondan sonra yolumuza koyulduk. Hayır o abi aracı değiştireceksin. Yanındayken ben yolcuyu alıp da hazır yolcuyla arabaya teslim etmeyip ya da kardeş şu tarafa gel aracı şoföre teslim edeceğim oradan binersin dememesini de tuhaf karşıladık. Ee, ondan sonra da İstanbul'a taksi yetmiyor yeni taksi ekleyelim dedikleri zaman taksiciler eylem yapıyor. Bizi izleyen taksi şoförleri taksi esnafı varsa alınmasınlar ama bu İstanbul'a taksi şart. Daha fazla taksiye ihtiyaç var. İşte bu yaşadığımız olayın akşam geri dönüşünde de yine ana caddede 35 dakika boyunca e, taksi bekledikten sonra dedik ki Allah imkan versin de kendi arabamıza binelim. Tabi onun da e, masrafı az değil. Bir araba binin binmeyin ortalama bir binek kapının önünde durduğunda yakıtı hariç bir yılda 2 ila 3 bin lira arasında kendi halinde gideri var muayenesiydi, sigortasıydı, vergisiydi neyse bunlar var. Ve biri yanınızdan geçerken arabayı sürtse ya da siz park ederken birine dokundursanız Allah korusun kaza yapsanız bunlar da cabası ama işte öteki türü de rezillik diz boyu. Araç, ihtiyaç. Mirat gazetesinden başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Terörü ürettiler başlığı var. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, batıdaki İslam düşmanlığı için Müslüman terörist modeli icat edildiğini belirterek bunun da parasal ve askeri anlamda desteklendiğini belirtti. Avrupa'da Müslümanların sayısı artınca bir küresel terör korkusu üretildiğini söyleyen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Afrika'dan Avrupa'ya, oradan Suriye'ye teröristlerin bu kadar rahat dolaşamayacağını aktardı. Şentop, uluslararası terörün hamisi İslamofobi icat eden batılılardır. ...ydi. Tüm dünya arıtıyor Erzurum'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gerçekten Tüm dünyada bir gıda e, Tüm dünya artıyor Özür diliyorum arıtıyor dedim e, Gerçekten tüm dünyada bir gıda Terörü esiyor gıda fiyatlarında Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktığı zaman Dünyadaki fiyat karmaşasının normalleşeceğini bekliyoruz dedi. Şöyle bir bakıyoruz. 20 bin sağlıkçı alınacak başlığını da az önce aktarmıştık ve bu haberle birlikte Mirat Gazetesi'nde tamamlıyoruz ve haber merkezimiz hazırlanan haberlere geçiyoruz. Evet e terör örgütü ve terör örgütleriyle onlara destek verenlerle ülkemizin İçişleri Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve istihbarat teşkilatımızın mücadelesi sürüyor. Peki bu mücadele yetiyor mu? Yettiği kadar, gittiği yere kadar ve son terörist temizlenene kadar özellikle misakı milli sınırlarımız yani ülke sınırlarımız içerisindeki terörist varlığını sonuna kadar gidileceği yönünde Birlik ve kararlılık çağrısı, kararlılık e, açıklaması yapıyor e, ilgili makamlar. Peki e, bu terör nasıl ayakta kalabiliyor? Terör örgütü nasıl ayakta duruyor? E, biz vuruyoruz, onlar yok oluyor. Biz vuruyoruz, onlar azalıyor. İşte mağaralarına, sığınaklarına el koyuyoruz, imha ediyoruz. E, i̇şte örgüt üyeleri, militanları kimisi teslim oluyor, kimisi imha ediliyor. Personel bulmakta zorluk çekiyorlar nasıl ayakta kalıyorlar? Finanse edilerek. Kim tarafından finanse ediliyorlar peki? Batı üzerinden finanse ediliyorlar. Özellikle Avrupa'dan çokça destek görüyorlar. İşte o Avrupa'da destekleyenlerden birisi de İsveç. İsveç dışişleri Bakanı Linde ve beraberindekiler YPG'li isimlerle görüştü. YPG'li terör örgütleriyle e, İsveç dışişleri Bakanı Görüştü, resmi bir görüşme yaptı. Örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı heyetinin Elikanlı Kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi. YPG'ye ziyaret bu kez İsveç Dışişleri Bakanı En Linden'in öncülüğünde yapıldı. Linde ve beraberindekiler sözde Suriye Demokratik Meclis Eş Başkanı İlham Ahmet de bir araya geldi. Görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti. İsveç'in çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor. İsveçli Bakan Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere de imza attı. Enlinde Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmet'le samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç aktif partner olmaya devam ediyor diye yazdı. Geçtiğimiz yaz Türkiye'de birçok noktada yangınlar çıkmıştı. Hatırlayın birçok insanımızın da ee ciddi sıkıntılar yaşadığı bölgede e, çok geniş alanların yanarak e, kaybolduğu, hayvanların telef olduğu, ekim arazilerinin turistik alanların e, yok olduğu bir yangın geçirmiştik. Yangın felaketi yaşanmıştı. Sadece Türkiye'de değil dünyada birçok noktada olmuştu. O adreslerden birisi de Amerika'ydı ki Amerika'da e, süren o yazın çıkan yaz aylarında yaşanan yangın aylarca sürdü ve söndürülemedi. Türkiye'dekinden çok daha çok çok daha büyük ölçekli bir yangın gerçekleşmişti. Yangınlar bitti, Amerika rahatladı mı? Hayır, Amerika'da her geçen gün bir başka felaket yaşanıyor. Şimdi de Amerika hortumla mücadele ediyor. ABD'de etkili olan hortumda can kaybının yüzü aştığı ifade edildi. Kentucky valisi Andy Bisher, 18 ilçenin hortum nedeniyle Asar gördüğünü belirtti. Peki, görüntüsünde teknik olarak bir sorun varmış haberimizi ee, en azından ayrıntılarını belki ilerleyen vakitlerde ekrana getirebiliriz. Ee, Bakan Demirli'nin açıklamalarından bahsetmiştik dünyanın genelinde bir gıda sorunu var diye yanı sıra işte her geçen gün akaryakıt'a gelen zamlarla birlikte e, vatandaş artık e, havlu atacak noktaya geldi. Tabi kurun yüksek olması doların yüksek olmasıyla birlikte zaten dün diyebileceğimiz yakın bir zamana kadar dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerden biri ya da ülke olan Türkiye'de zamlarla birlikte artık çift haneli fiyatlarla akaryakıt satışı gerçekleşiyor. Peki akaryakıt sorunu sadece bizde mi? Hayır benzer ölçeklerde dünyada birçok noktada akaryakıt fiyatları artış gösteriyor Amerika'da Almanya'da Fransa'da e, fiyatlar artış gösteriyor. Sadece fiyatların artış göstermesi de değil sorun akaryakıt krizleri de baş gösterdi İşte onlardan birisi de e, akaryakıt e, memleketi diye bildiğimiz tam e, öğrendiğimiz gördüğümüz duyduğumuz bir yerde yaşanıyor. Kerkük akaryakıt krizine Sahne oluyor. Petrol şehri olarak anılan Kerkük'te yakıt krizi ortaya çıktı. Kentte yaşayanlar karşılaştıkları zorlukları anlattı. Irak'ın petrol zengini kenti Kerkük'te yakıt krizi yaşanıyor. Araç sahipleri akaryakıt istasyonlarının önünde benzin almak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Evet. Emniyet güçleri sorun yaşanmaması için istasyonlarda denetim ve kontrolü arttırmış durumda. Kerkük Petrol Ürünleri Müdürlüğü basın sorumlusu Gassan Vadi, yakıt sorununun başlıca nedeninin Erbil ve Süleymaniye gibi komşu kentlerden Kerkük'e yakıt almaya gelenlerin olduğunu savundu. Vadi, Erbil ve Süleymaniye'deki benzin fiyatlarının yüksekliğinden söz ederek, Kerkük'te ise 1 litre benzinin 450 dinar, yaklaşık 31 sent olduğunu, diğer kentlerde bunun 1 doları bulduğunu kaydetti. Kerküklü taksi şoförü İhsan Necat ticari taksiler için Kerkük kentinde sadece 3 akaryakıt istasyonunun tahsis edilmesinden şikayet etti. Bu kentte binlerce ticari taksi olduğunu ifade eden Necat, taksilere benzin temini için kupon sistemi uygulandığını ancak kendilerine verilen benzin miktarının az olduğunu aktardı. <laughs> Necat, haftalık her bir ticari taksi için tahsis edilen 90 litre benzinin 3 günde tükendiğini dile getirdi. <laughs> Yerel basında çıkan haberlere göre Kerkük Petrolü'nden elde edilen gelir geçen Haziran ayında 200 milyon doları geçti bölgede aylık 3 milyon varilin üzerinde üretim yapıldığı belirtiliyor. Kerküklü vatandaş Halmat Latif de her gün bir ila 3 saat arası benzin kuyruğunda beklediklerini anlattı. Latif, Irak'ta benzin ve yakıt sorununun bir tek Kerkük'te yaşandığına dikkat çekerek, Kerkük sözde petrol şehridir ama biz hiçbir zaman rahat rahat yakıt temin edemedik diye konuştu. Evet dünyanın genelinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor gerek e, akaryakıt krizi gerek gıda krizi gerekse ekonomik krizler. Sadece ülkemizde değil bize at gözlüğümüze bakmamızı söyleyen at gözlüğüyle bakmamız için her şeyi yapanlara bir dur deyip şöyle gözlüğü çıkarıp geniş bir açıdan dünyaya bakmayı tavsiye ediyoruz. Başkalarının sıkıntıları acıları bizi teselli etmeyecektir ya da teselli için bir neden değildir. Ama sadece bizde bunlar yaşanıyormuş gibi bizi birbirimize karşı küstürüp kızdırıp ayaklanma başlatmak insanların devletine olan e, itimadını zedelemek isteyenlere karşı bu önemli. Sorun her yerde mücadele ise önce özellikle Türkiye'de. İşte hani tuğlalar dedik ya bir duvar inşa etmeye çalışıyoruz ve birer birer tuğlalar diziyoruz. İşte o tuğlalardan bir tanesini ekrana getireceğiz. Yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek üretime hazır. Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyet birimlerine teslim edilecek inşallah yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfeğimiz. Kalifikasyon testlerini başarıyla geçerek seri üretimi hazır hale gelen yerli ve milli makineli tüfek KMG 556'nın ihracatı için 20 ülke ile görüşülüyor. Koronavirüs salgınının ağır şartlarına rağmen savunma sanayi alanında yatırımlarına hız kesmeyen Türkiye adeta göz dolduruyor. Birçok alanda yapmış olduğu büyük atılımların ardından dünya gündeminde adından söz ettirmeye devam ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla yaptığı yatırımlar gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak milli imkanlarla üretilen 5,56 mm mühimmatla dakikada 750 ile 950 atış yapma kabiliyetine sahip makinalı tüfek KMG-556 kalifikasyon testlerini geçerek seri üretime hazır hale geldi. Yetkililer makineli tüfeğin tasarımı ve kalifiye edilmesi için yaklaşık iki yıldır bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Müzik KMG 556'nın kalifikasyon testlerinin bir ay gibi zorlu bir süreç sonunda tamamlandığı aktarılarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Jandarmaya vermek için haber beklendiği bildirildi. Müzik ayrıca üretilen makineli tüfeği dünya piyasasına da çıkarmanın hedeflendiği vurgulanarak 3,5 yılda 12 çeşit ürün üretildiği ve Ağustos ayından sonra 20'den fazla ülkeyle görüşmeler başlandığının altı çizildi. Özellikle Güneydoğu'da askerlik yapanlar atalayacaklardır. Bir yerden sonra namlusu şişen, atış yapılamayan silahları, tüfekleri soğukta sıcakta, kumda, e, verimi azalan düşen e, tüfekleri hatırlayacaklardır. Artık envantere girecek ve e, Türk askeri kendi silahını kullanacak. E, vermediler. Biz silah istedik, bize vermediler. Biz de daha iyisini kendi imkanlarımızla yaptık. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler. Biz de savunma sanayindeki atılımlarımızın en büyük itici gücü olarak batılı güçlerin savunma sanayinde ya da silah üretimi yapan ülkelerin bizimle olan ticaretlerindeki ambargoları üzerinde bir atılım gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olsun. Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da, e, Bursa merkezi 3 ilde düzenlenen altın operasyonu, altın dolandırıcılığı operasyonunda 14 kişi yakalandı. Operasyonda yaklaşık 10 milyon tutarında altın ele geçirildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik suçu soruşturma kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler kentte faaliyet gösteren bazı kuyumcularla şüpheli kişilerin ikametlerinde altın eritip, içerisine bakır ve gümüş gibi madenleri karıştırarak ayarı ve gramı düşürülmüş altın elde edildiği ve değerinin üstünde satılarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te 14 ev, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesi ve bir villanın bodrum katında faaliyet gösteren atölyeye eş zamanlı arama yapıldı. Villanın bodrum katında sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğünü belirleyen polis adreslerde altın basımında kullanılan Cumhuriyet altını kalıbıyla 1018 çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, tekli reşat, beşli reşat ve Osmanlı lirası gibi çeşitli türde altınla yaklaşık 8 kilogram ağırlığında eritilmiş hurda altın ve ruhsatsız tabancayla geçirdi. Altınların yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu, 1 milyon 500 bin lira değerindeki altınınsa ilgili kurumdan alınan rapora göre gramıyla oynandığı ve ayarı düşürüldüğü iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi. Nöbetçi suç ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Evet her geçen gün bir başka dolandırıcılık hikayesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunların sebebine baktığımız özellikle altın dolandırıcılığı ne şekilde sahte altın değil altının içerisine işte gümüş ve bakır gibi diğer madenler katılarak işte yoğunluğunu destekleyerek daha fazla para elde etmek daha fazla gelir elde etmek ne için? Daha fazla dünyalık için peki ahiretini bu uğurda satmaya değer mi? İşte bu soru sorulmuyor. Neden? Çünkü ahiret odaklı insanlar yetiştirmiyoruz. Evlatlarımıza, kendimize, neslimize, nefsimize hedefimizin dünya nimetleri değildi, de ahiret hayatı olduğu e, düzlemde bir hayat anlatmıyor, yaşamıyoruz. Bu demek değildir ki dünya nimetlerinden ele tek çekelim. Bir inziva hayatı yaşayalım bir hırka, bir lokma bu şekilde yaşayalım. Hayır bu değil, bu yanlış. Bu şekilde anlaşılması yanlış. Böyle bir yaşantıyı tercih eden insanlar muhakkak ki olacaktır. Ama her Müslümanın bu şekilde yaşaması gerekiyor anlayışı yanlış. Nimetlerden bize yeterince istifade etmek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete çalışmak. İşte ölçü bu ama ucunu kaçırdığımız zaman işte hiç ölmeyecekmiş gibi kısmında böyle master yapıyoruz. Bir başka dolandırıcılık haberiyle devam edeceğiz. Niye bu haberleri sürekli söylüyoruz? Dikkatli olmak adına. Aynı sıkıntılar bizim başımıza gelmesin diye söylüyoruz. Yoksa insanların ağzının tadını kaçıracak türden bu haberleri sabah sabah sizlerle paylaşmayız. Dolandırıcıların hedefi bu defa sosyal medyada yüksek takipçili hesaplar oldu. Bursa'da reklam verme bahanesiyle yüksek kullanıcılı sosyal medya, yüksek takipçili sosyal medya kullanıcıları bankacılık uygulaması üzerinden dolandırıldı. Bu işi yapan 7 kişi gözaltına alındı. Bursa'da takipçi sayısı yüksek sosyal medya kullanıcılarını reklam verme vaadiyle bankacılık uygulaması üzerinden dolandırdıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bankacılık uygulaması üzerinden bazı kişilerin paralarını aldıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7 zanlıyı gözaltına aldı. Evlerinde çok sayıda banka kartı, cep telefonu ve hat ele geçirilen şüphelilerin, takipçi sayısı yüksek sosyal medya kullanıcılarıyla çanta ve ayakkabı reklamı vermek için iletişime geçtikleri öğrenildi. Bu kişilere reklam karşılığındaki ödeme yapmak için bir bankacılık uygulaması kullanması gerektiğini telkin eden zanlılar, bu uygulama üzerinden yaptıkları işlemlerle hesaplarına para transferi sağlayıp dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden dördü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Evet bu olaylardan korktuğumuz için aman başımıza gelmesin diye sosyal medyada kullanmayalım, dolandırılmayalım o zaman altın da kullanmayalım. Arabada da sahtecilik yapıyorlarmış vesaire araba da almayalım. kötülükle mücadelemiz bu şekilde olmaz. Bile bile üzerine de gitmeyelim ama ne yapalım bilelim, görelim, tedbir alalım, tedbirli olalım, hazırlıklı olalım. Bir Müslümanın yapması gereken de bu. Yoksa kafamızı çevirmek o kötülüğün olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece biz görmüyoruz ama bizim görmediğimiz zamanda da o kötülük yaşamaya ve yayılmaya, başkalarına zarar vermeye devam ediyor. Evet hafta için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kar ve kuvvetli yağış uyarısı. Bu hafta sıcaklıkları yağışla birlikte ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde sıcaklık mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibarense ülke genelinde kar yağışı etkili olacak denildi. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birçok bölgede kuvvetli yağışlar sürerken bazı kesimlerde ise kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmini raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Türkiye sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey batısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor. Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, çarşamba günü itibarıyla İç Ege'de kendisini gösterecek. İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek. Ankara'da hafta başı 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek. Evet kar manzaralarını görünce canımız çekiyor. Fakat böyle camın arkasından bakmak ya da Fotoğrafından seyretmek gibi olmuyor. Kar, soğuk kar beraberinde çamuru, kar beraberinde e, sokaklarda, caddelerde su birikintilerinde beraberinde getiriyor. Yağdığı gibi kalkmıyor kar. En azından öyle söyleyelim. Karın güzelliği gibi sonrasında da e, bir takım sıkıntıları da var. Hayırlısı olsun nasibimizde ne varsa onu göreceğiz şüphesiz. En doğru zamanda, en doğru şekilde görmek dileğiyle diyelim. Kar ne zaman yağacaksa bekliyoruz. Bu haberle birlikte programımıza noktayı koyuyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek iyilikle kalın. Allah'a emanet olun.